Bugün sizlere Jules Piaget isimli yazarın İrade Terbiyesi isimli kitabını değerlendireceğiz. Öncelikle yazarımız üniversitede rektör, pedagog, kişisel gelişim üzerine çeşitli eserleri bulunan bir kişi. Ayrıca ahlak bilgisi üzerine de bazı eserleri ve yazıları olduğu söyleniyor. Kitabımız İrade Terbiyesi neyle ilgili? Kişisel gelişimimiz açısından irademizi daha güçlü kılmak, irademizi yönlendirmek, bizi kötü ve aşağı çeken hususlardan uzaklaşmak, irademize yön vermek üzerine çeşitli tavsiyeler içeren ve tanımlamalar yapan, örnekler içeren bir kitap. Öncelikle yazar irademizle ilgili karakterimizin sabit olduğunu, doğuştan geldiğini belirten görüşlere karşı çıkıyor. Bunun niye karşı çıktığını açıklıyor. Sonrasında ise iradenin ve karakterin aslında çok basit bir şekilde geliştirilebileceğini ve yön verilebileceğini içeren görüşlerin de aslında doğru olmadığını belirtiyor. Bunu kendisi gerekçelendiriyor. Gerçekten de ben de aynı şekilde irademizin, karakterimizin doğuştan sabit olmadığını düşünüyorum. Kitapla bu biraz daha pekişti. İrademize yön verebiliriz ve güçlendirebiliriz. Bizi aşağı çeken ve kötü olarak tabir ettiğimiz hususlardan uzak tutarak kendimizi daha iyi yerlere götürebiliriz. Peki kitabın içeriğinde başka neler var? Biraz ben sizlere bahsedeyim. Yazar öncelikle takip edilecek amaçtan, irade psikolojisinden, bize bu kötü duygusal durumlardan, uzak durulması gereken hususlardan ve bunlara kendimizi yönlendirmemiz için çeşitli tavsiyelerden bahsediyor. Temel olarak uzak durmamız gereken şeyler aslında kötülük olarak tabir ettiği yazarın anlık hazlar, içgüdüsel dürtüler kötülük olarak geçiyor kitapta. Bunlar nedir? Mesela örnek verecek olursak aslında pedagog da olduğu için yazar genel olarak ergenlik dönemindeki çeşitli cinsel dürtülerden bahsetmiş. Bunların aslında biyolojik bir husus olduğunu, çocukların o gelişim çağlarında, lise çağlarında bu tarz düşüncelere kapılmaması gerektiğini bahsetmiş. Yine aslında kendisi üniversitede rektör olduğu için üniversite öğrencilerinin kötü ortamlara girişlerinden bahsetmiş. Örnek vermek gerekirse sağlıklı yaşam için sigara ve alkol kullanılmaması gerektiğini, bu tarz aslında bize faydasız olan, kötü olarak tanımladığı ortamlara girmememizin bizim hem sağlığımız hem de irademizin güçlenmesi için önemli bir yol vasıta olabileceğini belirtmiş. İrademizi güçlendirmek için öncelikle bizi bu aşağı çeken durumlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Sonrasında ise irademize yön verebilecek düşünceler üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bir de yazar burada anlık ve çok çalışmaktan ziyade aslında sürekli ve azar azar